Evet. Her şeyimiz de buradayız. Allah canını almasın. Az daha gideydin Tülin. Su alacağım oradan. Sen... Ha, direkt kovayı suyun oraya yani, koyacağım. Buradan oraya. Şimdi öncelikle suyla başlatmadan şu Tülin'in bir tulumunu bantlayacağım. Çünkü beli çok bol. Kendisi çok beli ince bir bayan. Ay, teşekkür ederim. Tülin abla temizlikten anlıyorsa eğer bu salonu 1 saat 45 dakika gibi bir sürede bitirmesi gerekiyor. Tamam, benim için şık oldu. İyi misiniz? İyiyim, çok iyiyim. Gayet iyi. Evet, süremizi başlatabiliriz. 3, 2... Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Sıcak su var mı? Her şey var. Banyoda? Evet, kombi tamam, var mutfakta. Tamam. Şu anda bir dediğimde 4 saatin başlamış olacak. Hiç durmadan devam edeceğiz. 4 saat. Bir su gibi akıp gidecek zaman. Geçer biliyorum. Farkındasın değil mi? Evet. Peki. 1. Haydi bakalım. Hadi kolay gelsin. Su mu dolduracaksın? Evet. Tamam, ben hemen şu tavana bir süpürge açıyorum. Dakika bir gol bir başlıyoruz. Bugün biliyorsun büyük final var Kadir. Eğlenerek temizlik yapmanız lazım. Ben her daim eğlenerek temizlik yapıyorum ama... İlahi Kadir, güldürme beni. Senin işi salladığın günleri de biliyorum ben. Allah'tan kork mübarek gün. İftira atıyorsun bir de. Sallıyormuş. Bu arada yemek masasında da gözüm kaldı sanki. Vallahi yalan yok, gözüm kaldı. Yani sandalyeleri özellikle çok beğendim. Aşırı. Kaymakam koltuğu gibi, Ali Rıza koltuğu. Seslen sponsorlarına Kadir. Günahtır, daha evimdekiler yeni. Bunları da artık kendime alırım. Anneme onlar bir ömür yeter. Evet Tülin, haydi suyu al gel. Allah'tan burada çok kedi tüyü yok. İnşallah Tülin ömrüme benzemiyordur. Sen de ömrüm hanımı unutamadın gitti Kadir. Ömrüm unutulur mu be? Neyse, dönelim işimize. Tülin hanım da suyu kapıp geldiğine göre artık bir ucundan başlayabilirsiniz salona. Of, bu yer nasıl silinir var ya şimdi. Ben şimdi süpürge atmak istiyorum. Ne yapacağım? Koltuğu silecek. Koltuk. Durur o. Şimdi hemen süpürgenin vitresini takacağım. Beteği hemen silecek misiniz yoksa yumuşatacak mısınız Tülin hanım? Yumuşatacağım bunu. Mantıklı. Orası zaten anca çıkar. Hele o cama bak. Manzarası da muhteşem yalnız. Sen olsan manzarayı muhteşem hale getirmek için ne yapardın Kadir? Bir kere şu karşıyı bir sıvarım. Şu merdiveni, şu yanları bir sıvarım. Şu kapıyı mapıyı. Buraları bembeyaz yaparım. O kapıyı da mavi yaparım. Güzel de bir çiçek miçek çizerim. Bir şöyle bir bahçe gibi olsun. Tam yazlık ev gibi desene. Ha. Aynı işte Ege'deki evler var ya, bence çok şık olur. Ya bir nevi şey yaparım, balkon gibi yaparım orayı kendime. İşte nerede? Bakarsın ileride kendine öyle bir ev alırsın Kadir. İnşallah, Allah kısmet ederse. Ben sıcak suyu ayarlayamadım ya. Hakikaten ev almak gibi bir planın var mı Kadir? Var. Yaza inşallah. Ama taşınmayacağım. Yatırım dursun. Nasıl bir ev istiyorsun peki? Nasıl bir ev istiyorum? Özellikle salonunun geniş olmasını istiyorum ki eşyalarım şöyle bir yayılsın. Böyle tıkış tıkış evde hiç temizlik yapamam. Dubleks istiyorum muhakkak. Dubleks mi? Üst kat annemlere ait olacak. Hiç aşağıya inmeyecek onlar. Ben aşağıya sileceğim, süpüreceğim, oturacağım, sileceğim. Annem bütün misafirlerini yukarıda kabul etsin. Kimse aşağıya göremeyecek. Yalnız senin evine kiracı olacak insan yandı. Evi kiraya verir miyim, sen manyak mısın? Nasıl yani? Boş mu duracak ev? Tabii boş duracak. Ben millet evime koyamam. Herkes ben mi? Tamam da o zaman yatırım olmuyor ki Kadir. Yok, niye yatırım olmasın? Evin değeri artmıyor mu gün gittikçe? Evin içine kiracı koysam ben gece yatamam. Acaba mutfak dolabını mı çarptı? Acaba parkelerimi çizdi? Gece evi su mu bastı? Ne bileyim, kötü elektrik eşya taktı da şarteli mi attırdı? Belki sana bu kabusları yaşatmayacak biri de vardır dünyada Kadir. Nasıl bir kiracı istersin? Kendim gibi birini isterim. Yani eviymiş gibi davransın isterim özellikle. Yani öyle gavurmalı gibi hayınlığına eşyaları itip yerleri çizmesin. Sırf ben para veriyorum istediğim yaparım tarzında değil. Haklısın. Bir de bekara evimi vermem diyenler var. Bekara ben de vermem evimi. Bekara ev verilir mi? Eve kimin girip çıktığı belli değil. İlahi Kadir, sen de bekarsın. Ben kendim bekarım ama benim öyle evime her gün birileri girip çıkmam. Ben keşke benim gibi bekar olsa. Öyle her gün mutfak dolabını silen, parkelerini parlatan bekar nerede var? Tülin abla bence kendi evinde ya da biraz daha temiz bir evde hızlı. Ama bu evde hem yaşadığı şokla hem de temizlediği ciddi kalıp yağlarla zorlanacak. Yani yavaşlayacak bence.